Güzel canlar hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum, aşkı niyazlarımı sunuyorum. Gecemiz hayır olsun. Bugünkü muhabbet gecemiz Kadir Gecesi. Aslında günü belli olmayan ama niteliği çok yüce olan bir geceden bahsediyoruz. Aslında gece derken de insanlar zahiri alemde yani güneşin görmediği bölüme gece diyorlar. Aslında... Kadir gecesindeki gece kelimesi bugün zahir alemdeki geceyle hiç alakası yok. Öncelikle onu ifade edelim. Burası bizim için önemli bir nokta. Şimdi Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece. Birinci sorumuz Kur'an neredeydi? Ve nereden indiriliyor? Şimdi bunları bizim sorgulamamız lazım. Acaba Kur'an-ı Kerim bir yerdeydi de peygambere indirildi mi? Veya da insan bir kitaptır da peygamber kendi kitabını okuyarak kendi kitabını ifşa etmeye indirilme mi deniyor? Her insan bir kitap. Eğer ki alemlerin sırrı insandaysa o zaman kainatta bulunan her şeyin bilgisi de insandadır. İnsanın kendisini okuması acaba Kur'an'ı okuma ve indirme anlamına mı geliyor? Demin bir program dinledik. Dikkat ederseniz çok farklı bir yaklaşım şu anda söz konusu. Şöyle ki zahir ulemanın, zahir alimin âlim, dine bakışıyla, Kur'an'a bakışıyla batın eğlenin Kur'an'a, peygamberlere, velilere bakış açısı çok farklı. Aslında bir bugün bunu da irdelemiş olacağız. Kimilerine göre Kur'an-ı Kerim gökten Hazreti Muhammed'e indirilmiş. Dikkat ederseniz anlayış bu. Gökten indirilen bir kitap. Acaba bildiğiniz zahiri gökyüzünden mi yoksa insanın manası olan gökyüzünden indirilen bir kitap mı? Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku. Peki Hazreti Peygamber'in önünde okuyacak hiçbir şey olmamasına rağmen neyi okudu? İşte burada önemli olan nokta kendisini okuması, kendisini bilmesi, kendisini tanıması. İsra suresi 14. ayette diyor ki kendi kitabını oku. Dikkat edin Kur'an kelimesinin açılımı şu. Kırat edilen kitap, okunacak olan kitap anlamına gelir. Şimdi bu nokta itibariyle iki türlü kitaptan bahsediyoruz. Biri bilim adamların, yazarların, insanların hayallerini, edinimlerini, araştırmalarını bilimsel noktada koymuş oldukları olguları bir kitap içerisine yazarak ortaya çıkarmış oldukları bir eser. Diğer kitaba da ilahi kaynak diyoruz ki bu da ancak vahiy ve ilham yoluyla zat dediğimiz peygamber ve velilerin kendisini okuyarak ortaya koydukları bir kitap. Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu kaynak ilahi bir kaynak. Yani onun dışsal deneyimlerini, hayallerini anlatan bir şey değil. Onun maneviyatını, onun özünü, onun hakikatini ve bu hakikatten de dış alemde tecelli eden alemleri aynı zamanda bu alemlerin edinimlerini yapan peygamberleri anlatmakta. Eğer ki cümle alemler insanda mevcut ise o zaman insan bir kitap, o zaman insanın bu kitabı okuyabilmesi için ne yapması lazım? Bakın oruçtan maksat arınma mı, temizlenme mi, paklanma mı? E, temiz ve pak olmayana Cenab-ı Hakk'ın vahiy indirmesini mümkün atıyor ki. Allah temizdir, temizleri sever o zaman vahiy ancak temizlere verilebilecek kadar kutsal ve değerli. İnsan manasını ne zaman çözebilir? Arındığı zaman, temizlendiği zaman, haklandığı zaman. Bu nokta itibariyle aslında Kur'an bildiğimiz gökyüzünden falan indirilmiş bir kitap değil. İki, dikkat ederseniz zahir ulemanın bir anlatımı var. Efendim Cebrail gökten peygambere vayi getirirdi. Nereden? Allah'tan. E Allah'a göğe çıkardınız. Münezzeh olma kavramını yıktınız. Cebrail de durmadan yukarı çıkıyor, iniyor. Bu tamamen mit, mitoloji. Peki bunun gerçek anlamı ne? Şimdi konumuzun içerisinde Cebrail denilen ismin insanda çok ulvi ve yüce denilen bir nokta olduğunu göreceğiz. Cebrail mi? İnsanın aklı. Ama aklı maaşı değil. Bakın dikkat edin. Cenab-ı Hak madde alemine ruhumdan üfledim demiyor. Bitki alemine demiyor. Hayvanat alemine demiyor. Ama insan yaratıldığı zaman ruhumdan üfledim diyor. Bunun anlamı şu. Bende var olan kül aklın parçasını sana verdim. Sen o kül aklı işleterek cüz aklı işleterek benim kül aklıma ulaşacaksın demektir. Bakın Meryem'e üfleme noktasında da Ruhul Kudüs denir. Ruhul Kudüs diye sorulduğu zaman Cebrail'dir denir. Ama bu bildiğimiz bizdeki aklı maaş değil. Aklı maaş, aklı meyat, aklı selim, aklı ruhani, aklı sultani, ve kül akıl dediğimiz akıl yani cümle alemlerdeki sistemi işleten ve aynı zamanda kadir kelimesi güç ve kuvvet olarak bütün varlıklara ulaşmak demek. Kadir gecesi peygamberin Cenab-ı Hakk'ın kadriyle cümle varlıklarla bağ kurduğu nokta ve bütün varlıkların bilgisini toplayıp cem ettiği gece. Ama bu gece bildiğimiz gece değil yani maneviyatın da hepsini keşfedip, keşfedip bildiği nokta. Şimdi madde madde yazdım. Böyle periyodik olarak bunları işleyelim. Hakikat eğiline göre ise Hazreti Muhammed'in kendisini okuyup okuduğu kitabı halk alemine getirmesi. Ve dikkat edin Kadir Gecesi'nde çok önemli bir nokta var. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Ama İnsanlar şöyle diyorlar. Efendim 22 yıl boyunca peygambere peyder peyder geldi ama Kadir gecesi Kur'an'ı bir anda indirdiğini söylüyor. Acaba bir anda mı geldi yoksa zaman içinde mi? Kur'an an ile gelir, zamanda tebliğ edilir. Aslında peygamber okuduğu Kur'an'ı zaman içerisindeki koşul ve şartlar içerisinde tebliğ etmiştir. Ama Kur'an'ın iniş noktası an. Zamanla alakası yok. Onun için Kadir Gecesi'nde indirdik. Ama şöyle bir ayete Kur'an'da rastlamıyoruz. Biz de onu peyder peyder günün koşullarına göre indirdik diye hiçbir ayet bulamazsınız. O zaman demek ki Hazreti Peygamber an itibari Cenab-ı Hak ile buluşmuş. Bunun anlamı ne? Maneviyatıyla buluşmuş. Mana alemin kimin alemi? Cenab-ı Hakk'ın alemi. Peki Cenab-ı Hak neredeydi? Şah damarından yerdeydi. Demek ki peygamber vahiy nereden alıyormuş? Şah damarına yakın olan yerden alıyormuş. Gökyüzünden falan değil. Hangi gökyüzü? Mana gökyüzünden geliyormuş. Peki manadan ilk önce nereye gelir? Akla. Şu anda hepinizin düşünceleri nereden geliyor? Aklınızdan geliyor. Akıl olmamış olsa hiçbir düşünce noktasında böyle bir şey olmazdı ki. İşte peygamberin an itibariyle kül kül akla ulaştı. Bu kül akla kainatta var olan her şeyi bir anda indirdiği noktaya Kadir Gecesi deniyor. Peki herkes kendi Kadir Gecesi'ni yaşayabilir mi? Herkes kendi Kadir Gecesi'ni yaşayabilir. Peygamberde nerede, ne varsa bizde de o var. Onda ne varsa bizde de o var ama onun gösterdiği yeti, onun gösterdiği çaba, onun gösterdiği doğru yaklaşım bizde yok. Bu nokta itibariyle aslında her insan kendi kitabını okuyabilme şansına sahip. Peki kendi kitabını okuyamayanlar ne yapar? Kendi kitabını okumayanlar kendi kitabını okuyan Hazreti Muhammed'in kitabını okurlar. Ama hepsi bizde mevcut. Neden? E Allah hepimize şah damarımızdan yakın. Hepimize kendisini bilme yetisini vermiş. Bunu sadece peygamberlere vermemiş ki. Ama peygamberler bu yetiyi kullanmışlar. Nasıl? İyi bir çalışmayla. Doğru bir yaklaşımla metodik olarak müthiş bir çaba ve gayret sergilemişler. Kadir gecesi Hazreti Muhammed'in kendi kitabını okuduğu manevi gecedir. Ama biz nedense zahir aleme bağlı olduğumuz için her şeyi dış alemle açıklamaya çalışmaktayız. Bu nokta itibariyle herhangi bir gecede değil maneviyatın içerisinde çünkü maneviyat karanlık bana maneviyatınızı gösterebilir misiniz? İçinizi gösterebilir misiniz? Karanlık alem, gayb alemi. Ama bu gayb alemini aydınlatma. Bu gayb alemini şafak gibi gün yüzüne çıkarma şansı bizim elimizde. Bizim elimizde de bunu yapabilmek için gerçekten iyi bir çalışma sergilememiz gerekir. İç alem karanlık olduğu için iç alemdeki seyre ve okumaya gece denilmektedir. Maneviyatını okuyup gecede kitabını okuyanlar okudukları bu kitabı halk alemine bildirmek zorundalar. Neden? Çünkü her nebi kendi maneviyatını okuduktan sonra bunu tebliğ eder. Sebebi ne? Dışarıdakinin de kendi maneviyatını okuyup hakka, hakikate, gerçekliğe ermesi için. Aslında her peygamber okuduğu kitapla insanlara şunu demekte. Ben nasıl kitabımı okuyabiliyorsam, Kadir Gecemi yaşayabiliyorsam sen de Kadir Geceni yaşayıp kitabını okuyabilirsin. Örnek değiller mi peygamberler? Örnek. O zaman bu güzel örnekler bize kendi kitabımızı nasıl okuyacağımızı öğretiyorlar. Aslında Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in manevi noktasında mertebeleri meratip edip bu mertebesindeki hakikati beyan etmesinden başka bir şey değil. Kur'an, İncil, Zebur, Tevrat hepsi aynı kaynaktan. Değişik bir kaynaktan değil. İsimleri farklı. Dikkat ederseniz Kur'an okunulacak kitap. Kitabını okudu, halk alemine beyan etti. İncil, müjde, içeridekini gördü, müjdeyi bildirmek için dışarı halk alemine anlattı. Sonra ışık, kendi içindeki ışığı fark ettikten sonra dışarıda karanlıkta kalanların kendisindeki ışığı gösterme noktasında tebliğe memur oldu. Ama biz zahir ulemanın hep bakışıyla baktığımız için hep mitolojik hikayeler, Kur'an okuduğunuz zaman oradaki peygamberlerle ilgili, Hadem'le ilgili hemen kafamızda canlandırıyoruz. Hemen mitlere çeviriyoruz. Hayallerle Allah bulunmaz. Hayallerle de Kur'an ve peygamberlerin algılanmasının mümkünatı da yok. Maneviyatını okuyan maddi alemde onu tebliğ ederek maneviyatı öğrenmek isteyenlere rehber olacak, kılavuz olacak, ışık olacak, yol gösterici olacak. Her insan bir kitaptır dedik. Ama herkes o kitabını okuyabilecek mi? O çabaya girecek mi? O doğru yaklaşımda bulunacak mı? İlahi kaynaktan beslenenlerin kaynağından beslenerek kendindeki kaynağı ortaya çıkarabilecek mi? İnşallah hepimiz çıkarırız. Ama çıkarmak için Muhammed Mustafa'nın yolunu ve izini takip etmemiz lazım. Kendi kitabını vahiy ile okuyanlara nebi ve resul deniyor. ilham da okuyanlara da veli deniyor. Şunu söyleyeyim. Örneğin Hazreti Ali'nin müthiş bir sözü var. Ben natık Kur'an'ım diyor. Ne demek natık Kur'an? Konuşan Kur'an'ım diyor. Peki Hazreti Ali natık Kur'an noktasına nasıl geldi? Hazreti Muhammed'in irşadıyla, terbiyesiyle, eğitimiyle geldi. Beş yaşından itibaren Hazreti Peygamber'in evinde onun terbiyesiyle büyüyor. O zaman kendi kitabımızı okuyup Kadir Gece'mizi yaşayabilmek için bir irşattan geçmemiz, bir terbiyeden geçme zorunluluğu var. Onun için Kadir Gecesini arama, Kadir Gecesini yaşa. Kadir Gecesini arama nokta, noktasında olanlara biz bir bakalım. Güzel canlar, Şii kaynaklarda 21-23, Sünni kaynaklarda 27 ama bir şey düşünmeniz lazım. Demin programda da izledik, Madde, miladi takvim olarak beyan edilmiyor. Kameri dediğimiz hicri takvim olarak beyan ediliyor. Ve her sene 10 gün ileri geliyor. Ama her sene 10, 10 gün içerisinde de bir günü seçiyorsunuz atlama var. Peki bana senenin içerisinde hangi gün olduğunu nasıl belirleyebilirsiniz? Belirleyemezsiniz. Belirlemenizin mümkünatı da yok. Bazen o yaşa kadar da yaşamamış olabilirsiniz. Oruç tutmadığınız zamanları da düşünürseniz güme gitti. Kadir gecesi bulunmadı. Onun için hiç kimse Kadir gecesini aramasın. Kadir gecesini yaşama noktasında güzel duygular, güzel davranışlar, güzel eylemler noktasında Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını, rızasını, sevgisini kazanıp onunla bağ kursun. Kadir Gecesi ne demek biliyor musunuz? Cenab-ı Hak ile peygamberin bağ kurduğu gece. Bağ kurmamış olsaydı o Cenab-ı Hak kendisinde var olan ilmi ilahisini ona bahşedebilir miydi? Bahşedemezdi. O zaman Mane aleminden haberdar olanlar Kadir Gecesi'ni yaşıyorlar. Ben dikkat ederseniz Nebi kelimesi haberci demek. Nereden haber getiriyor? Hak'tan. Kime getiriyor? Halk alemi. Hak alemini bilmeyen birinin hak aleminden haber vermesinin mümkünatı var mı? Kadir Gecesi Hazreti Peygamber'in hak aleminden haber verme vermeye başladığı nokta. Yani maneviyatını edinip maneviyatını edinmek isteyenlere bildirmeyle memurlu memuriyet noktasında işe başladığı bir zaman. Günahsız geçen her gün Kadir gecesidir. Günahsız geçen her gün bir insanın Kadir gecesini yaşamaya kendi kitabını okumaya sebep verecektir günahkarlardan bugüne kadar ne ne resul çıkmış ne de hak dostları çıkmış. Ancak arınan, temizlenen, paklananlar arasında Cenab-ı Hakk'ın rızasını, sevgisini kazananlar arasında bu ulu kişilere görev verilmiş. Yani memur tayin edilmişler. Kadir gecesini yaşayan bayram yapacaktır. Şimdi şöyle bir şey daha ifade edeyim biz bayram yapacağız. Kimisi şeker bayramı, kimisi için Ramazan bayramı, kimisi için Kadir bayramı, kimisi için de Fıtır bayramı. Araplarda Üdül Fıtır. Ne demek biliyor musunuz? Fakirlerin bayramı. Yani ihtiyaç sahiplerine fitrenin verildiği bayram. Peki kimi, kimler için Kadir bayramı? Yani Cenab-ı Hak ile bağ kurup kendi kitabını okuyanların bayramı. Peki biz şu anda kimin bayramını kutluyoruz? Biz Hazreti Peygamberin bayramını kutluyoruz. Neden? Çünkü o Kadir Gecesi'ni yaşadı ve bayramını kutladı. Peki biz ne zaman Kadir gecemizi yaşayıp kendi Kadir bayramımızı kutlayacağız? Önemli olan her insanın kendi bayramını kutlayacak koşula gelmesidir. Her sene kutlanan Kadir Gecesi Hazreti Muhammed'in kendi kitabını okuyup ve de kitabını indirdiği gecedir. Kendinden kendine inen kitap. Bu nokta itibariyle her insan kendi kitabını okuyup kendi Kadir Gecesi'ni yaşayıp bayramını etmeli. Bayram şimdi bayram kelimesini de açıklamamız lazım. Sevinç günü olarak söyleniyor. Örneğin bayram kelimesinin Arapça olmadığını biliyor muyuz? Arapça değil. Farkça bir kelime. Bayram kelimesi. Bayramın anlamı ne? Sevinç, mutlu. Ama buradaki bayramın anlamı çok farklı. Kulun hak ile buluştuğu gün. Kulun hakta insiyet ettiği gün. Kulun kendi kitabını okuyup içsel hakikatine vakıf oldu. Sevgiliye kavuşmak bayram değil mi? En büyük sevgili de Allah ise Allah'a vuslat etmek bayramların bayramı olmaz mı? İşte gerçek bayram Cenab-ı Hakk'a uslat etmektir. Kendi kitabını okuyanlar Hazreti Resulullah'ın kitabının manasını daha iyi anlayacaklar. Çünkü ikisinin kaynağı da aynı. Ama kendi kitabını okumayanlar kendi kitaplarını okumak için Hazreti Peygamber'in kitabını okumaya mahkumdurlar. Neden? Edinimini yapanın kitabını okuyup edinim yapmak için. Onu hangi mertebelerde meratip edip Cenab-ı Hakk'ın hakikatine nasıl ulaştığını ancak onunla biz bilebiliriz. Kendi Kadir Gecesi'ni yaşamayıp kutlamayanlar Hazreti Peygamber'in Kadir Gecesi'ni yaşayıp onun bayramını kutlayacaklar. Şunu söyleyeyim. Bunlara avam deniyor, nadan deniyor, kendini bilmeyen deniyor, cahil deniyor. Neden? Kendinden habersiz de ondan ya Resulullah, o kendinden haberdar olan, o ister hakikati ve gerçekliğini bilendir. Kadir Gecesi'ni yaşamak demek, ben cehaletten kurtuldum, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisiyle aydınlandım. Yani maneviyatımla artık aydınlık noktadayım demektir. Kadir Gecesi, İslam inanç ve itikadında Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e vah edildiği gece olarak ifade edilir. Bir, Cebrail nerede? Cenab-ı Hak nerede? Başta söyledik ama bunu biraz daha detaylandıracağız. Bana şah damarımdan yakın ise benim gökyüzünde aramamam lazım. Benim şah damarımdan yakınsa o zaman benim seyir üsülüğüm, benim miracım kendimden kendime olması lazım. Aslında peygamberin seyri sülük ile kendi özünde yani şah damarından yakın olana yolculuk ettikten sonra ondan haber aldığı güne Kadir Gecesi deniyor. Peki melek, şimdi birazdan Kur'an-ı Kerim'de ruh ve melekleri indirme noktası olacak ama zahiri ulemanın bakışıyla biz hiç bakmıyoruz. Kül akıl en büyük melekedir. Peki melek ne demek? Meleğin Türkçe karşılığı güç ve kuvvet demek. Kuvvet demek. Peki Cenab-ı Hak kendi ruhundan üflemişse kendisindeki en büyük güç ve kuvvet insana vermiş midir? Bu güç ve kuvve insanın düşünme kuvvesi midir? Bilme kuvvesi midir? Tanıma kuvvesi midir? İşte insanoğlu ne zaman bu cüz aklını kül akıl dediğimiz noktaya getirirse kendi kitabını okuma noktasına yani Cenab-ı Hakk'ın sırlarından haberdar olma noktasına. Kadir esması gücü her şeye ulaşan er Hazreti Peygamber Kadir esmasıyla müsemma olmamış olsaydı, hallenmiş olmamış olsaydı, kitabı indirmesinin mümkünatı olmazdı. Yani Cenab-ı Hakk'ın Güç güç ve kuvveti kuvvetiyle cümle alemlere ulaşma noktası burası. Her şeyde hissedilen güç peygamber an itibariyle her şeyde var olma noktasıyla var olup her şeyin bilgisini aldığı noktadır bu. Aynı zamanda bu kadir kelimesi güç, yücelik, şeref, hüküm gibi anlamlara da geliyor kendi kitabını okuyan yücedir. Kendi kitabını okuyan en büyük şerefe nail olmuştur. Şimdi bu nokta itibariyle Kadir Gecesi'nin indirilme noktasında bazı ayetlere bakalım. Bakara suresi 185'te Ramazan ayı odur ki hidayetten kanıtlar diren Kur'an o ayda inmiştir. Bakın dikkat edin. Ramazan ayında inmiş mi? Ramazan ayında inmiş. Gün belli mi? Gün belli değil. Yine dua suresinin ikinci ayetinde diyor ki apaçık olan kitaba and olsun ki üçüncü ayette de onu kutlu bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyaranlarız. Kutlu gece dedikleri şey maneviyatın edinme noktasında olması. Kısa bir zamanınızı daha alacağım. Şimdi biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin niteliğini sen nereden bilirsin veya da Kadir gecesinin iyi nedir? Öncelikle Kur'an'ın an itibariyle indiğini biliyoruz. Aynı zamanda peygamberin an itibariyle Cenab-ı Hak ile bağ kurduğu nokta olduğunu görüyoruz. Kadir gecenin niteliğini ancak Kadir gecesini yaşayan bilir. İnsan yaşamadığı bir şey bilmesinin mümkünatı var mı? Edilmesi lazım edinimini tamamlaması lazım. Burada aslında iki noktayla bir şey söylenmekte. Bir, edinimini yapan Hazreti Peygamber'in Kadir Gecesi'nin niteliğini nasıl bildiğini, aynı zamanda Kadir Gecesi'nin niteliğini bilmek isteyenlerin de nasıl bir çaba içerisinde bilme arzusunda nasıl bir koşulla yaklaşması gerekliliği noktasında bir soru sormakta aslında. Kadir Gecesi Binay'dan daha hayırlı. Deminki programda Doğu çok güzel bir yaklaşık 83 yıl. Yani insanın ömrü. Yani Kadir Gecesi bir ömre bedel. Neden? Çünkü o gece yaratılışın amacını öğrendiği gece de ondan. Kadir Gecesi insanın yaratılış amacına ulaştığı gece. Bakın Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelen Cenab-ı Hakk'ın bu alemleri nasıl yarattığını bilir mi? Bir mühendis düşünün, profesyonel, araba yapıyor. Bir tanesi de onun yanında yetişiyor. Öbürü yetişenin yanında onun koşunda gelir. Arabayı nasıl yaptığını bilir mi? Bilir. Peki Cenab-ı Hakk'ın nitelik ve özellikleriyle Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelenler, Cenab-ı Hakk'ın da bu alemi niçin yarattığını, sebep ve sonuç ilişkisini en iyi öğrenme noktasına gelir mi gelir. işte Kadir Gecesi yaratılışın sırına, mananın sırına ikinci doğuş. İkinci doğuşunu yaptığı yer. Buraya ne diyoruz? Ölmeden önce ölüp, dirilip, ölüler diyarından çıkma noktası. Kendini, kendi kitabını okuyanlar ölüler diyarından çıkar. Okumayanlar mı? Ölüp gelip gitmeye devam ederler. Bu dünya çöplüğünde bocalamaya devam ederler. Şimdi gelelim. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner. Önce neden Allah'ın izniyle değil de Rablerinin izniyle diyor. Rab eğiten, terbiye eden, şekil veren demektir. Bu nokta itibariyle melekler çoğul farkında mısınız? Ruh tekil olarak ifade ediliyor. Ve aynı zamanda Allah'ın izniyle o gecede her iş için iner. Bu melekler ruhlar nerede ki durmadan o gece sadece iniyorlar? Ondan önce hiç inişleri çıkışları yok mu acaba? Bunun anlamı şu. Bakın melekler melekut alemini ifade eder. Buradaki anlam şu. Kişinin melekut alemindeki güç ve kuvve ile donanıp her iş noktasında tam bir yetkinliğe gelme noktası. Meleğin Türkçe karşılığı güç, kuvve demek. Peygamberin o güç ve kuvve noktasında nasıl donandığını ama bu edinimle oluyor. Edinimini tamamlayanlar bu güç ve kuvvete sahip oluyorlar. Ama daha önce programlarda birçok noktada konuştuk. dedi ki hepimizin ruhu var. Ama burada ruh tek. Bakın meleklerden çoğul olarak bahsediliyor. ...ruh edinilir. Bu noktaydı inşallah. Başka bir derste çok detaylı bir şekilde işleriz. Bir esenlik ve huzur vardır... ...sürüp gider o tan yeri... ağrıncaya kadar. Bunun anlamı şu. Maneviyatı edinen adamın içi... ...ağarmaya başlar. Aydınlanmaya başlar. Bütün karanlıklar... ...yok olur. Kişi aydınlığa kavuştuğu için de... Kadir gecesi gerçekleşir. Cenab-ı Hakk'ın bütün güzellikleri tecelli etmiş, haksal bütün güzelliklere ulaşmıştır. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.